Sakın biraz da biz yiyelim be abi. Hadi. Bırak be. Allah Allah. Bırak be. Bırak. Hey, ne oluyor burada? He? Masaj. Ne var ne yok? Dost var, hamburger var, sandviç var. Buyurun, Allah ne verdiyse yiyelim Önder Bey. Onu sormuyorum, işi soruyorum. Ne alemdesin? Hala bir şey yok, düşünüyorum. Şuna tıkınıyorum desene. Tıkınmayı bırak da işine bak, işine. Tamam Önder Bey. Saat kaç oldu çocuklar? Ama öğlen olmuş. İzin verirseniz dışarı çıkıp bir öğlen yemeği yiyelim. Oha! Boşan da semerini. Tıkınmaktan patlayacaksın be. Bu iş yerinde bir bomba gibi patlamanı istemiyorum. Anlaşıldı mı? Patlayıp da başımı belaya sokma. Önder Bey. Masar abi bak. Tokluk hissi veren ot getirdim sana abi. Yemekten önce mi yiyeceğim, sonra mı yiyeceğim? Fark etmez. Kafana göre takıl abi. Oynama sıkıdım. Oo, bravo, bravo Masar Bey. Hepinize bravo. Masar Bey, elinizdeki işleri görebilir miyim? Yani Önder Bey, aşk olsun size. Bu ajansta bu kadar kişi içinde bir tek ben mi batıyorum gözünüze? Evet. Maalesef bu iş yerinde bu iriliğinizle göze batan tek insan sizsiniz. Anlaşıldı mı? Ver bakayım şu işlere bakayım. Tabii Önder Bey, orada masamın üstünde. Konyalı kebap salonu menüsü, Kastamonu kır pide salonu, seyyar kokoreççi menüsü, Hafize teyze mantı salonu menüsü, hakiki Antep kebap salonu menüsü. Bana bak Pistobiş, eğer böyle devam edersen çok yakında bu menülerin içinde sen de olacaksın. Tekmelenerek öldürülmüş mazhar ızgarası. Al şunu, al şunları, çek. Mazhar ızgarası mı? Ah, Önder Bey, ızgara dedi de aklıma geldi. Ya benim karnım çok aç ya, şuraya bak, tığ gibi oldum ya. Baha! Efendim abi. Aferin, anladım. Heh, 10 porsiyon abi. Izgara kap geldi, ne olur. Hadi. Ben böyle garantiye almak için 30 porsiyon söyleyeyim mi abi? Nasılsa 10 dakika sonra tekrar acıkacaksın. Hay yaşa Baha be. Hay yaşa be Baha. Kanka yeter artık, yoksa kovulacaksın ha. Ya abim, acıkıyorum. Her insan gibi ben de acıkamaz mıyım? Açlıktan öleyim mi yani? Allah Allah. Bak, Baha'ya söylemeyi unuttuk. Keşke 10 fıçı da şalgam alsaydı. Ha? Şalgam, şalgam. Çok da umurumdaydı sanki. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Oh. Yerim içerim yatarım, ne olacak ya? Keyfim yok abi. Mazhar Bey nerede? Burada. Mazhar benim. Olamaz! Bu bir duba. Bu bir yarım dünya. Bu bir... Resmen bu fil ya. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Zeynep, Zeynep kızım gitme bak. Evleninceye kadar zayıflar. Evet Zeynep, kilo vermek dediğin nedir ya, ki? Siz değil misiniz ya? Gidiyorum ben. Zeynep kızım bak bir dakika. Her iyisinler. Bir de bana yıkılmaya çalışıyorlar. Bana bakın. Tüm bu terbiyesiz kız ya. Bu kızı ben sana bin bir emekle bulmuştum ama kaçıp gitti işte. Ay niye bu kadar şişmanladın be oğlum? Ben şimdi seni nasıl evlendireceğim ha? Evet abi, senin bu şişmanlığın yüzünden ben de evlenemeyeceğim. Hoppala, o niye? Çünkü sen evlenmeden ben de evlenemiyorum da ondan. Sen bu şişkolunla dünya evinin kapısını tıkamış durumdasın. Sayende ben de giremiyorum. Sus bakayım. Kız çocukları abileriyle böyle konuşmaz. Evet, konuşmaz. Ne terbiyesiz, ahlaksız, sapık bir kız oldun sen ya. Geçin bakalım şöyle. Geçin. Çabuk. Dur, çarpma bir yerlere. Daha yeni aldım. Ne bu ya? Ne geldi? Yürü. Şöyle ortalık... Mazhar Bey, sürpriz! Gelin bakalım size ne aldık? Bu ne ya? Reyhan, sürpriz böyle kabak gibi yapılmaz. Böyle bir sürprizi ancak Metin Şentürk'e yapabiliriz. Niye? Yoksa Metin Şentürk de mi aniden şişmanladı? Salak, seninle tartışmıyorum. Bu bisikleti hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak Reyhan kızımla ortaklaşa aldık. Evet, 35 milyonu aldık. 34 milyonunu ben verdim. 1 milyonunu da Gazanfer Bey amca verdi. Evet, kıydım verdim. Çok teşekkür ederim ama bir yararı olmayacak galiba.
Baksana. Ben de hiç sanmıyorum sevgili kocacığım. Bana çok beni eski halime getir. Çabuk çabuk hadi. Bana öyle rejim yaptı zayıfla. Ama dur bakayım. Yaptığım hesaplara göre eğer 3 sene boyunca hiç yemek yemezsen... ...bitkiler gibi fotosentez yaparsan ancak eski haline kavuşabilirsin. Sevgili Fani kocacığım. Delirtme beni ya, delirtme. Delirtme, delirtme. Eski halime getir beni. Yoksa mezarındaki ruhuna El Fatiha yazısını siktirir. Ruhuna beddua yazdım. Tamam mı? Delirtme beni ya, delirtme. Ah be minik kuşum, ah. Yani ne vardı sanki, ne vardı? Bu kadar abur cubur yiyip de şişmanlayacak. Al işte, al bakalım. Artık hiçbir kız seninle evlenmek istemeyecek. Kimse evlenmek istemiyorsa ben onunla evlenebilirim. Reyhan, ay ciddi mi söylüyorsun? Yani Basar bu halindeyken bile onunla evlenir misin? Evet, evlenirim. Sanki zayıfken benimle evlendi de bu bir yatırımdır. Şişmanken evlenip zayıflamasını bekleyeceksin. Sen gelsene bakayım biraz sen şöyle. Bazen kafası çalışıyor bazen. Abi, gel bana bak, bu iş çok güzel durursa çabuk beni eski halime döndür. Çabuk, çabuk. Yok canım, onu kıstallamak için body yapmadan önce düşünseydin canım. Bak bu işin sonu çok kötü olacak. Yok canım, ne yapacak mısın acaba? Allah'ın dobişi. Reyhan'la evlenirim, görürsün gününü. Beni bu şekilde tehdit etmen iğrenç bir şey. Eğer evlenirsen ben de seni asla eski haline döndürmem. Peki, peki bunu sen istedin Ruhsar. Niye? Allah Allah, nedir bu böyle de böyle? Çık bakayım şuradan, çık bakayım. Reyhan, efendim? Sana bir soru soracağım. Zor bir soru mu soracaksınız? Hayır, çok kolay. Hem de çok kolay bir soru soracağım. Soruyorum. Sorun. Benimle evlenir misin? Evet, evet. Milyonlarca kez, ikilerce, binlerce kez evet. Karışma bir daha. Allah'ım sana binlerce şükürler olsun. Ay demek ki her işte bir hayır olduğu için sen Masar'ımı şişmanlattın. Hayır, ya, demek öyle ha? Ne halin varsa gör Masar. Ama bundan sonraki hayatına şiş göbekli, koca popolu bir fiş şeklinde devam edeceksin. Ederim, ederim, ederim. Masar o salak kızla evlenecek gözüm abla. Ay düşünebiliyor musun ya? E kızım seninki de yani laf. Yani şimdi geri dönüp Masar'ı eski haline getirsen hemen evlenmekten vazgeçer. E çare senin elinde. Hayır gözüm abla, bunu yapmayacağıma dair kendi kendime söz verdim. Artık bu bir onur meselesi. Ruhsar, biraz abartıyorsun gibi geliyor bana. Hayır abartmıyorum. Bir daha ne onun suratına bakarım ne de onu eski haline çeviririm. Bitti artık. Gerekirse bağrıma taş basarım. Efendim herkese evlilik yarar ama size evlenmemek yaramış. Yani görüş beni bayağı kül almışsınız Masar Bey. Bugünkü esprimi yaptım. Seni tekrar işe aldım evlat. Şişmanlıktan gelen gücünü gıda maddeleri reklamlarında kullanarak senden faydalanacağım. Sağ olun Önder Bey. Ya hadi artık bir an önce evlenelim. Hayırlı işleri fazla bekletmemek lazım. Evet doğru, hadi bakalım kalkın. Hadi kalk ya. Kalk Melih. Gel. Hadi. Kaldırın, kaldırın. Kalk ya. Kalk, hadi hadi. Aferin abi. Yürüyebilecek. Kim bilir? Eğer nikah memuru elini çabuk tuttuysa... ...Masar'la o salak Reyhan dünya evine girmiştir bile. Oh iyi olmuş. Masar'ın yerinde Saadettin olsaydı... ...ve aynı şeyleri bana yapsaydı... ...yemin ederim kızmazdım. Sen artık bunu hak ettin ama. Ama o da beni aldatmak için spora başlamıştı. Cezalandırmasa mıydım yani? Evet, herkes hazırsa kıyım işlemine geçiyorum. Demek ki Ruhsar beni gerçekten sevmiyormuş. Eğer sevseydi ne olursa olsun gelip evlenmeme mani olurdu. Alçak hayalet, yalancı hortlak, adi komandit. Bak Ruhsar'cığım, öldüğümden beri en önemli şeyi senden öğrendiğimi biliyor musun? Nasıl yani, anlayamadım gözüm abla. Aşkı, ölümsüz sevgiyi öğrettin bana. Senin Mahsar'a olan aşkını en yakın ben gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...yaşarken bile böyle büyük bir sevgiyi görmedim ben. Ben onu sevmiyorum. Ben senin ruhunu okuyorum be şekerim. Bana boşuna yalan söyleme. O seni, sen de onu çok seviyorsun. Hadi çabuk git de sevdiğini başkalarına kaptırma. Hadi. Tamam, gidiyorum gözüm abla. Gidip onu eski haline döndüreceğim. Ama asla evlenmesin diye değil, sadece onu çok sevdiğim için. Çünkü seven bir insan sevdiğine asla kötülük yapmaz. Sen satılmamış kızı Reyhan, menkıbe oğlu Masar'a kocalar kabul ediyor musun?
Tabii yeterli, rica ederim yeterli efendim, yeterli. Peki sen Menkıbeoğlu Masar Mahmudoğlu, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Ay tam bu kışım, minik kışım oldu gene. Ne kış? Canım doğrultu şuna. Çekil şunu. Ruslar, sen beni eski halime döndürdün. Evet, ben seni eski haline döndürdüm. Ama evlenmenden korktuğum için değil. O biliyorum canım, biliyorum. Beni sevdiğin için. Ey millet, ben evlenmekten vazgeçtim. Zaten nikahınızı kıydığım gün işi bile mi yapacağım? Şişkon kendin güzel benimle evleniyordun. Ben Şişkon Mazhar Bey istiyorum. Durumuna gerçekten üzüldüm Reyhancığım. Ama eğer gerçekten Şişko olmak istiyorsan seni kıramayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık Ruslar'cığım.